Boğaziçi ile başlamak istiyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın çağrısını yapmıştınız geçtiğimiz günlerde. Sayın Cumhurbaşkanı Boğaziçi'li öğrenciler öğrenci mi terörist mi ifadesinde bulundu. Sayın Bahçeli de yine başı ezilesi yılanlar ifadesini kullandı yine öğrenciler için. Cumhurbaşkanı da yine size ithafen teröristlerle biz aynı yolda yürümedik, siz yürüyebilirsiniz dedi. Bu Boğaziçi'li öğrencilere terörist ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin evlatları, bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Babasının görüşü ne olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun. Ve bütün evlatlarımızın da çok iyi koşullarda yetişmelerini isteriz. Üniversiteye gitmelerini isteriz. Üniversiteyi bitirdikten sonra arzu ettikleri işlerde çalışmalarını, iyi gelir elde etmelerini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama bütün teamüllere aykırı bir atamadır ve doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor, eski mezunlar karşı çıkıyor. Biz istemiyoruz bunu diyorlar. Rektör çalışma arkadaşı istiyor, hiç kimse rektörle çalışmak istemiyor. Söyledim, İzzet-i İkbal ile Bab-ı Hükümet'ten çekilmek diye bir kavram var, bir şey, bir deyiş var. Yani bunu söyleyen şairimiz güzel söylemiş aslında. Olmuyorsa ayrılırsınız. Gerginliğe ortam hazırlamazsınız. Herkesin sakin olması lazım. Yani o görevde olmak ne katacak size? Ne katacak? Herkesin reddettiği bir görevde olmak ne katacak size? Örnek verdim. Samimi olarak örnek verdim yani. Bir köye bir muhtar atıyorsunuz. Köylü kabul etmiyor. İhtiyar meclis seçeceğim diyor. İhtiyar meclisi de hiç kimse olmayacak diyor. Şimdi bu muhtar, hayır ben illa buraya atandım, ben size muhtarlık yapacağım. Ya kabul etmiyor. Üniversite kabul etmiyor bunu. Doğru değil diyor. Kaldı ki niye kabul etmiyor? Diyor ki bu atanan kişi bizim üniversitenin standartlarına göre zaten burada profesör olamaz. Profesör olamayacak kişiyi siz bir de rektör olarak atıyorsunuz. Şimdi hepimizin oturup sağduyuyla düşünmesi lazım. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet, bir anayasal hak. Üstelik izin alınmadan toplantı ve gösteri yapma hakkı tanınmıştır anayasada herkese. Esnaf da yapabilir, manav da yapabilir, bireysel olarak insanlar da yapabilir. Gösteri ve yürüyüş yapıyorlar bunlar. Cam çerçeve kırmadan haklarını arıyorlar bunlar. Bir hakkın iadesini istiyorlar. Kendi üniversitelerinin hakkını savunmak istiyorlar. Kim savunuyor? Sadece öğrenciler mi? Hayır. Eski mezunlar da savunuyor. Oradaki akademisyenler de savunuyorlar. İstemiyoruz bunu diyorlar. Kardeşim sen de ayrıl oradan ya. Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap, ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ben buradan ayrılamam. Ayrılmayacağım. Ayrılma. Otur oraya. Ne olacak yani? Oturdu da boyu mu büyüyecek bunun? İtibarı mı artacak bunun? Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Oğlu dönüp de buna, yarın oğlu dönüp de baba seni Boğaziçi'ne atamışlardı. Ya bir hoca bile sana destek vermedi. Bir öğrenci bile sana destek vermedi. Ne biçim hocasın diye sorduğunda çocuğuna nasıl bir yanıt verecek bu? Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim. Evet, bunlar memleketimizin evlatları. Terörist diyorlar. Suç. Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Devleti yöneten, devletin en tepesindeki kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. Terörist diyor. Ne yaptı? Eline silah aldı. Adam mı dövdü? Adam mı öldürdü? Birilerini mi taradı? Hayır. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anayasanın verdiği hakkı kullandı diye bir insan nasıl terörist ilan edilir? Hem suçtur. Dava açılırsa tazminat ödemek zorundadırlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmak zorundayız. Bakın, gençler bazen bizim düşündüğümüzden daha aşırı hareketler de yapabilirler. Ama bunları anlayışla karşılamamız lazım. Terörist dediler, tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi? Kaybeden kim? Terörist lafını kullanan. Yazıktır, günahtır. Bu çocukları suçlamamak lazım. Çocukları dinlemek lazım. Çocuklarla konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin gerçekten yetiştirdiği çok değerli evlatlar. Bunlara bakmak lazım, yetiştirmek lazım, büyütmek lazım. Onların düşüncelerini almak lazım.
Emin olun gençler bizden daha iyi düşünür. Bakın bir daha söyleyeyim. Gençler bizden daha iyi düşünür. Gençler bizden daha iyi dünyayı okuyor. E siz gençleri düşmanlaştırıyorsunuz, terörize ediyorsunuz. Doğru değil. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var. Direnin, pes etmeyin, hangi baskı yapılırsa yapılsın hakkınızı arayın diye. Çok şiddetli ifadeler kullanmış. Bence onu tekrar tekrar gündeme getirip kendisinin de bir geçmişteki ifadelerini dinlemesine ihtiyaç var zannediyor. Yani bugünkü gençleri itham ederken o teşvik etmiş. Onu okumuşlardır gençler büyük ihtimalle. Oradan bir heyecan bürüdüyse kendilerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini yerine getirelim demişlerdir diye bir kanaat de var bende. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda rahat. Yani şeyin söylediği de doğru. Sağlık Bakanı'nın. Ama biz bu pandemiyi hakikaten tam olarak nasıl yönetiyoruz benim aklım ermiyor. Bu tip toplantılarda eğer siyasilere moral veriyorsa Cumhurbaşkanı bundan keyif alıyor, memnun oluyor. Başkaları yaptığı zaman da aynı tavrı hoş görmüyor. Yani bir çifte standart var gibi onu da doğru bulmuyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sorum olacaktı benim. Son bir haftadır gündemi meşgul eden Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Bürokraside de bildiğiniz üzere çeşitli yorumlar, eleştiriler geldi. Siz bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Hangi konuda? Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve sonrasında gelişen olaylar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kutsallarımız bizim için değerlidir. Burada siyasi parti farklılığı yoktur. Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermek zorundayız. Orada bir provokasyon var. O tabloyu yere atan, fotoğrafını çeken ve servis eden kişi provokatördür. Onun bulunması lazım. Kayyum rektörüne de söylüyorum, onu bul. Orada görev yapan hocalarımıza da onu bulun. Öğrencilerimize de söylüyorum, onu bulun. Dolayısıyla bu tablo halkımızın, değerlere saygı duyan halkımızın kabul edeceği bir tablo değil. Hepimiz o değerlere saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Siyaset ayrı bir şeydir. Rektörü istememek ayrı bir şeydir. Bu tablo ayrı bir şeydir. Bu provokasyondur. Sırf öğrencilerin haklı taleplerini gölgelemeye matuf bir provokasyondur. Ve bu provokasyon birilerinin desteğiyle ve önerisiyle yapılmıştır. Onun bulunması lazım.